Hoş geldiniz. Biz geldik keto kafası olarak. Bugün böyle kelimelerimi toplamakta biraz zorluk çekebilirim heyecandan. Yemin ediyorum 2-3 saat falan uyumuş olabilirim. Çok fazla uzatmayacağım. Çünkü misafirim, ay, benim için çok 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 önemli birisi. Çok önemli. Yani kendisi kendini biraz önce bize anlatmaya kalktı ama sözünü kestim. Lütfen kayıtta anlatın dedim. Şimdi biz 3 senelik maceramızda ketojenik beslenmeyi öğrenmekle uygulamak arasında hep aynadaki görüntümüz, nasıl daha zayıf olabiliriz? İşte lise yıllarındaki kotumuzun içine girmek, işte aman ağrılarım, sızılarım geçsin falan filan bunlara odaklanarak, daha çok estetik kaygılara odaklanarak bu diyete başladık. Fakat bunun altında esasen ketojenik diyetin tasarlanmasının altında tıbbi nedenler olduğunu da bir şekilde biliyoruz. Ama bunları konuşmadık. Yani çok genel üstünden geçmek dışında. Şimdi o aynadaki görüntünüzden çıkın. Hani kendinizi çok büyük bir kabusun içinde hayal etmeye çalışın. Annesiniz, babasınız, evladınız doğuyor. 6 aylıkken, 1 yaşına geldiğinde birdenbire gözünüzün önünde yerlerde kıvranarak kendini kaybediyor. Kaslarının işleyişi, bilincini kaybediyor. Yerde titreyerek kasılmalar bir nöbet geçiriyor. O anda anne olarak söylemek zorundayım. Birazcık onun için sesim titriyor ama herhalde canınızı verirsiniz o çocuğu o yerden kaldırmak için. Hiçbir şey yapamıyorsunuz bunun için. Ama tıp bunun için bir şey yapmış. 1920 yılında tam 100 sene önce Amerika'da bilim adamları, doktorlar tarafından ketojenik diyet adında bir beslenme türü tasarlanmış. Hastalar üzerinde deneyerek. Bunun çıkış noktası bu bahsettiğim çocuk, epilepsi. Bu nöbetlerin, bu kasılmaların, kıvranmaların esas sebebi. Dünyadaki sanıyorum en büyük 3 nörolojik hastalıktan biri. Bildiğim kadarıyla hocam da beni sonra düzeltir. Felç, migren ve epilepsi. Kendini sürekli tekrarlayan nöbetler, hiçbir habercisi olmadan birdenbire atağa geçen nöbetler, beyin fonksiyonlarınızı alt üst eden bir durum. Ben bunun için Türkiye'deki en büyük, en hayran olduğum doktora ulaşmayı başardım. Biraz daha konuşursam nefesim kesilecek. Ben kendisini tanıtayım. Uzman doktor, Orkide Güzel, İzmir'den misafirimiz oldu. Merhabalar, ne mutlu. Hoş geldiniz hocam. Anlattıklarınızı tekrarlamanızı, kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Ben onur duydum kanalımıza konuk olmanızdan. Çok 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 teşekkür ederim vaktiniz için, akşam vaktinde bizimle görüştüğünüz için. Biraz TRT ağzı olacak ama sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben 1972 Ankara doğumluyum. Böyle yarışmaya girer gibi başlayayım konuya. Biz çok samimiyiz bu arada burada. İstediğiniz gibi rahat rahat. En başta şunu söyleyeyim. Ben tıp mesleğini, doktorluğu gerçekten canı gönülden seçtim. Çocuk hekimi olmayı canı gönülden seçtim. İnsanları iyileştirmeye adadım kendimi. Ve bunu özgürce yapmak istedim. Eğer biraz önce anlattıklarımı şimdi anlatacağım bir üniversite kapsamında yapsaydım önüm çok tıkanırdı. Ben yüreğini götürdüğü yere git şeklinde hareket ettim. Ve çok da memnunum. Bir daha doğsam yine aynı şeyi yaparım. Yine çocuk doktoru olurum. Yine çocuk nöroloğu olurum ve yine ketojenik diyetle uğraşırım. Çünkü biraz önce söylediğiniz tablolar ne kadar üzüntü veriyorsa doğada bunun mucizesi var. Sadece Allah aklını kullanabilenlere nasip etmiş bunu. Demiş ki bizi şu şekilde sınıyor. Yani ben bu rahatsızlığı verdim ama bakalım benim kulum, yani ben hep öyle düşünüyorum. Aklını kullanıp ya da sabredip bunu yapıp çocuğunun kaderini değiştirebilecek mi? Esas sınav burada. Bunun şifası var, bunların şifası var ve o çocuğun gözünüzün önünde, yani tamamen kapalı bir kutuyken ilgisinin düzelip ondan sonra ilaçlardan kurtulup tekrar annesine anne diyebilmesi, o annenin gözündeki mutluluk, bunları yaşamak zaten başka bir şey düşündürtmüyor. Yani başka bir şey yapabilir miyim diye düşünmüyorsunuz. Ben bunu ilk defa işte şöyle özetleyeyim. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra direkt çocuk ihtisası yaptım. Çocuk ihtisası yaptıktan sonra da çocuğumu büyüttüm. 3 yıl tamamen işimden istifa edip Kıbrıs'ta çocuğumu büyüttüm.
öncelikle iyi bir doktor, iyi anne olmaktan geçer diye düşündüm. Çocuğumu büyüttükten sonra, çünkü sadece biz çocukları tedavi etmek istemiyoruz. Çocuklar nasıl büyütülür? Hasta olmadan, zaten hasta etmemek için o çocuğa doğru davranmak ve doğru beslemek gerekirdi. Her şeyi, ayakkabı seçimini, emzik seçimini bile ben çocuğumu büyütürken öğrendim. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de çocuk nörolojisi ihtisasına başladım ama tamamen tesadüfen. Ben aslında çocuk endokrin ya da çocuk geni dans seçmeyi düşünüyordum ama bunu kader diyorlar. Çocuk nörolojisini bitirdikten sonra da dedim ki yani çok güzel bir dal. Gerçekten gönlümü verdim ben çocuk nörolojisine. Ben dedim özel çocukları iyileştirmem gerekir. Ama elektrofizyoloji yoluna girdim. Ve en iyi nerede yapabilirim elektrofizyolojiyi dedim. Ben o dönem üniversitede kalıp doçent profesör olabilirdim ama ben eğitime devam etme yolunu seçtim. Hangi yıllardan bahsediyoruz hocam? 2006 yılında mezun oldum çocuk nörolojisinden. Ondan sonra da Bastın'a geldim. Orada kaldım. Elektrofizyolojiyi orada yaptım. Üniversite adı alalım lütfen. Harvard'da geldim. Biz iyi doktorun mütevazisini sevmiyoruz. Harvard'da, Boston'da okudunuz. Evet. Orada elektrofizyoloji yaptım. Ondan sonra epilepsi cerrahisini öğrendim. Fakat Türkiye'de bu bir ekip işi. Epilepsi cerrahisini yapanlar var ama gerçekten çok özel bir iş. Onu yapmamın mümkünatı yoktu ama çok iyi EEG okumayı öğrendim. Bu arada epilepsiyi çok çok daha iyi öğrendim. Türkiye'ye döndükten sonra da yine o yolda gittim. EMG elektromiyografer oldum. Bir yıl 9 Eylül'de çalıştım ve daha sonra Mayo Kliniğe geldim. Mayo Kliniğe geldiğimde eğitim sırasında işte aralarda coffee break'lerde bir arkadaşla tanıştım. Kansas City Üniversitesi'nde çalışıyordu. O dönem hep işte teneffüslerde biz konuşuyorduk, ketojenik diyet falan konusu açıldı. Ben dedim biz niye Türkiye'de beceremiyoruz? Herkes beceriyor. Hatta yani epilepsi başlar başlamaz, ilaç başlar başlamadan önce bunu başlamayı düşünen bu kadar iddialı sunumlar var kongrelerde. Biz niye bu işi beceremiyoruz diye sordum. O da o dönem dedi ki istersen dedi gel dedi. Bak dedi Kansas City Üniversitesi John Hopkins'ten sonra ikinci büyük yani hasta sayısına sahip üniversitedir Amerika'da dedi. Aa iyi falan dedim. Ondan sonra bütün paramı biriktirdim. Ben bu arada hiçbir yerden de destek almadım bu eğitimlerim sırasında. Ne burs aldım ne aile desteği aldım. Tamamen kendi paramı biriktirerek, boğazımdan keserek bastım. Mesela çok zor şartlarda yaşadım. Şeyden çok kuzeyde Queens Center'da oturuyordum. Hatta orada inince de saatte bir tren vardı. Ondan sonra da saatte bir otobüs vardı. Orada böyle keşlerin beklediği bir kafe vardı. Orada otobüsü bekliyordum. Kafamı önüme eğiyordum. Ondan sonra kitaba bakıyordum, ders çalışıyordum falan. Bayağı sıkıntılı yaşadım aslında. Neyse ama çok seviyordum. Yani sabah 6'da çıkıyordum. Gece 12'de falan geliyordum eve. Neyse daha sonra Kansas City'ye gittim. Kansas City'de kaldım. Orada bu işin mutfağına girdim. Orada diyetisyen arkadaşlarla. Bu nasıl hazırlanır, ondan sonra nasıl hesaplanır? Çünkü işin içinde müthiş bir matematik var, çok ince bir matematik var. Onlar bana ödev verirdi, ertesi gün yapar getirdim. Çünkü şunu gördüm, Kansas City'de tabii çok fazla hasta sayısı olmadığı için o dönem bana demişti ki Amerika'nın en büyük hasta, yani John Hopkins'tan sonra ikinci sırada biz varız demişti. Ve aktif hasta sayısı 88'de. Yani bundan bahsediyor. 88 hastayla Amerika'nın ikinci büyük merkeziydi. Anladım. Yanılıyorsam düzeltin. Zaten 1920'de çıkış noktası Johns Hopkins değil mi? Evet. Ve çok ilginç bir filmde belki izlemişsinizdir. First Do No Harm diye bir film var. Charlie'nin yaşadıkları. O da çok ilginç. Yani kader ya. Çocuğu Kansas City'de yatarken hastaneden kaçırıyor aile ve John Hopkins'e gidiyorlar. Ve çok ilginçtir. Benim de ketojenik diyeti öğrendiğim hastane Kansas City Üniversitesi, çocuk hastanesi. Bilmenin linklerini falan her şeyi şeyin altına koyacağız. Çünkü insanlar şu anda neden bahsettiğimizi anlamıyorlarsa o kadar birbirine bağlı bir konu ki seyretmeniz gereken bir film var bu konuda. Evet. Arada sorabilirsiniz, ben açıklarım. Kansas City Üniversitesi'nde ben bunu öğrendikten sonra tabii çok çalışıyordum. Ve diyorlardı ki ya gelmişken bir alışverişe git Allah aşkına. Çünkü ben kaldığım otelle üniversite arasında gidip geliyordum. Akşam ödevlerimi yapıyordum. Çok ders çalışıyordum. Bana diyorlardı ne kadar hırslısın. Hırsın hırstan değil. Bırakmış olduğum bir çocuk var Türkiye'de. Bir an önce onun yanına dönmek istiyorum. O yüzden bir an önce öğrenmek istiyorum. Şunu gördüm.
Hastaları yatırarak ketojenik diyete başlıyorlardı. O dirençli epilepsi olan hastaların hastanede ketojenik diyet başlandıktan sonra ikinci, üçüncü gününde algılarının nasıl açıldığını, bakışlarının nasıl değiştiğini bizzat kendim gördüm, gözlerimle gördüm. Ve ondan sonra insanın zaten bu işi bırakması mümkün değil. Tabii geri Gönlünü dönmenize imkan yok. evet, Türkiye'ye geldikten sonra, evet. Çok 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 affedersiniz. Ben sizi ketojenik diyet dayanışmasındayken Facebook aracılığıyla sizin sayfanızı buldum. Dün okuduğum bir şeyi paylaşmak istiyorum. Çok kısa araya gireceğim. Bir annenin lafı, sevginin, özlemenin, arkadaşın farkında evladından bahsediyor. Ve artık her şeyi, herkesi tanıyor. Üç kelimeli cümleler kuruyor. Acıktığını, tuvaletinin geldiğini söylüyor. Ailedeki herkesi adıyla çağırıyor. Bütün bunlar 1,5 yıllık ketojenik mucize. Bizim için şifa, daim olsun. Darısı tüm yavrularımızın başına. Ben bunu okudum, bir araba ağladım. Aynen öyle. Sözünüzü kestim. Benim zaten klinim her gün normalde ketojenik diyet klinikleri ailelerin üzgün çıktığı kliniklerdir. Bizimkiler şen şakrak sohbet böyle kakarık ikili şu an Covid dolayısıyla sarılamıyoruz. Meğer sarılmak çok büyük eksiklikmiş hayatımızda şu anda. Sarılarak çünkü insan enerjisini birbirine geçiriyor. Bir böyle sarılarak öpüşerek ayrıldığımız bir klinik. Kakarık ikiliyle uyuruluyorum ben hastalarım çünkü hep yüzleri gülüyor. Ondan Allah sonra ben bu işe razı olsun gönül sizden. Başka verdim. diyebilecek bir şey yok yani. Türkiye'ye döndüm. Beşiktaş Çocuk Hastanesi'nde çalışıyordum o dönemde. Fakat Charlie Foundation'ın hesaplama sistemini aldım. Burada bizim medikal yaptığımız artık o zamanlar ketojenik diyet diyorduk. Şimdi ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü son yıllarda daha çok zayıflama açısından ketojenik Elbette. diyet daha popüler. Şimdi ben ya medikal ketojenik diyet diyorum ya da ketojenik metabolik terapi diyorum. İsmi değişti artık hani diğer Evet. şeyle karışmaması için. Hesaplama sistemi Türkiye'de yetişen ve satılan tüm ürünlerin yani Pınar Sucuk'tan tutun da ondan sonra Türkiye'de yetişen domatesin içerik analizlerini sisteme kaydettim. Her birinin 100 gram içerisinde ne kadar protein yağ karbonhidrat var diye. O Bunların dönem olduğu bir database var mı insanların ulaşabildiği? var sonra benden çalındı. Benim emeğim benden çalındı. Meğer bir Excel'le alınabiliyormuş. Evet. Ben yaklaşık o dönemde 2000 tane ürünün içerik analizini sisteme girdim. Tek tek. Yani bir yerden alarak değil. Tek Tahmin tek. ediyorum, tahmin ediyorum. Her şeyin fotoğrafını çekerek yani bu da çok büyük bir emekti. Ama kalbimde hep o çocukları iyileştirmek vardı. İşte hep öyle annelerin yüzünü güldürmek vardı. O size maddi olarak değil manevi olarak zaten hücrelerinize çok olumlu bir şekilde geri dönüyor. Gerisi hiç önemli değil. Ben market dedektifi gibiydim. Önüme gelen her şeyin fotoğrafını çekiyordum. 100 gram içerik analizi falan filan. Sonra başladım. 1, 2, 3 hasta derken o kadar arttı ki hasta sayımız. Zaten ilk ben 2012'de Chicago'daki kongreye gittiğimde 5 hastam falan vardı. Ama biz yine Akdeniz tipi ketojenik, bizim bir de Akdeniz tipi ketojenik diyet. Yani yağ kaynağı olarak zeytinyağını kullanıyoruz. Yine Akdeniz tipi ne yemekler pişirilir, içerikleri nelerdir, 4'e 1, 3'e 1, 2'ye 1 oranlarında hazırlanmış bir yemek kitabı götürdük. Ve kapış kapış gitti orada o yemek kitabı. Yani 5 hastayla biz bunu hazırladık. Ondan sonra hasta sayısı o kadar giderek arttı ki Beyçudu Türkiye'de bir ketojenik diyet merkezi haline geldi. Ama tabii ben bunu ekstra kendi zamanımdan ayırarak yapıyordum. Gündüz bütün Beyçudu Çocuk Hastanesi'nde yapmam gereken işleri yapıyordum. Dörtten sonra tüm Türkiye'den gelen hastaların ketojenik diyet işlemlerini yapıyordum ve ayarlamalarını, analizlerini yapıyordum. Ve benimle birlikte benim hemşirem, sekreterim, güvenlik görevlim de hastanede kalıyordu. Herkes 3.30'da ya da 4'te koluna şeyini takıp gidiyordu. Ama ondan sonra biz hastanede kalıp ekip olarak çalışıyorduk. Bu günden güne arttı. O dönemde yine ben bir kongreye gitmiştim. Eric Koshoff'la görüşmüştüm. Ketojenik diyette John Hopkins'te bölüm başkanı. Zaten bilirsiniz Eric Koshoff çok İsmini ünlüdür. biliyorum, evet. En yetkin ve en fazla hasta sahibi olan yer John Hopkins'ti. Ve o dönem aktif hasta sayısı 100'dü. Bizim 2 yıl içinde aktif hasta sayımız 1000 oldu. Şu an kaç tane bilmiyorum. Bilmeyin zaten. Siz sadece yani şifa dağıtmaya devam edin bence. Charlie Foundation'a dönelim. Türkiye'deki Evet. yeriniz bence 3 aşağı 5 yukarı demeyeyim de gayet net olarak belli. Türkiye'nin tek epilepsi, çocuk epilepsisi doktorusunuz. Hem de yani iyileştiren doktorusunuz. Nokta. Evet. Bunu
Facebook sayfanızda gördüğüm yorumlardan anlıyorum. İnanın günün en güzel zamanlarından biri. Bazı anneler babalar gelip oraya yorum düşüyor, okuyorum. İşte bizim çocuğumuz şifa buldu, epilepsiden kurtulduk. Elimizde evet. şu ürünler, şu aletler var. İhtiyacı olan bir anne babaya vermek isteriz veya hani satmak isteriz gibi. Nasıl bir mutluluktur bilemiyorum. Siz Türkiye'deki bu konuda tek doktorsunuz. Dünya klasmanınızda yeriniz nedir? Şimdi şöyle, dünya klasmanında ikinci seneden sonra zaten speaker haline dönüştüm. Yani katılımcı değil, konuşmacı olarak katıldım kongrelere. Akdeniz tipi ketojenik diyeti öğretir hale geldik. Bir sürü kongrelerde konuşmacı yaptılar. İnanın Türkiye'den daha çok Charlie Foundation, John Hopkins bana sahip çıktı. Ondan sonra 2019 konsensusu yazıldı. Dünyada bir 2009 konsensusu var ketojenik diyetle ilgili. Bir de 2019 konsensusu var. Epilepsiye dergisinde yayınlandı. Evet. Ve dünya üzerinde 30 otör seçildi, söz sahibi kişi. Bunlardan biri ben oldum. Yani hesap edin. 2012 yılında ben bu işe başladım. Türkiye'ye getirdim ketojenik diyeti. Daha önce deneniyordu ama olmuyordu. 8 sene içerisinde. 2012'den 2019'a kadar işte 7 sene içinde yanlış hesap yapmıyorsam dünya klasmanına çıktık. Charlie Foundation size ne demişti? Charlie Foundation dünyada sadece ketojenik diyetle uğraşan. Artık bana diğer hani epilepsiler tabii ki her çocuk annesine çok değerlidir. Benim için de çok değerlidir ama mesela tek ilaçla kontrol edilebilen epilepsiler kolay epilepsiler. İşim zor epilepsiler. Bu zaten dirençli epilepsilerde ketojenik diyet uygulanıyor. Bunları iyileştiriyoruz. Bu çok memnuniyet verici bir şey. Otizmler fayda görüyor. Çok önemli. Neyi yediğinizi söylediniz. Sizinle kısa ketojenik diyet kanser, ketojenik diyet diyabet, ketojenik evet. diyet otizm ve ketojenik diyet epilepsi konularına, epilepsiye epeyce değindik ama şöyle bir şey sormak istiyorum. Tarihsel olarak bakarsak 1920'de başlıyor bu. Ve 20 sene içinde yaklaşık 10-15 sene sonra, 20 sene sonra birdenbire bunun üstüne bir ölü toprağı serpiliyor. Çünkü neden? Big Pharma işin içine giriyor. İlaç. İlaç anti-conversion drugs galiba. Nöbetleri engelleyen bir hap bulduk diyor ilaç sanayi. Siz diyor böyle beslenmeyi unutun, biz hap da yiyelim size, bunu yapın. Entoin'in buluşuyla başlıyor bütün bu ölü toprağı serpilme olayı. Halbuki o dönemlerde nörologlar epilepsi hastalarının aç kaldığı zaman nöbetlerin azaldığını gözlemlemişler. Aç kalınca biliyorsunuz keton yükseliyor. Ama tabii bizim şu anda yükselttiğimiz kadar yükselmiyor. Şu anda biz normalde 0,1'dir kanda bütün her sağlıklı insanda, belki 0,3'tür. Biz şu anda 7'lere 8'lere çıkartıyoruz. Yani 60-70 katına çıkartıyoruz medikal ketojenik diyetle. Bizim istediğimiz seviyeye çıkması için yani gerçekten epilepsinin kür halinde düzelmesi için bu seviyelerde olması gerekir. Ve bu seviyeye çıkması için bir insanın 3 hafta aç kalması gerekir. O nedenle hani sadece nöbetler azalıyor ama kür olmuyor. Azalıyor ama kür olmuyor. Tabii yıllar içinde gelişti bu işler. Evet. Bunu gözlemlemişler. Daha sonra hesaplama teknikleri gelişmiş ve 1930'larda yaygın kullanıma girmiş. Ama dediğim gibi daha sonra fenitoin ve ilaç sanayisinde çok fazla ilaç bulması. En baba ilaçlar zaten o dönemlerde bulunmuş. Daha sonra eklenen ilaçlar pek o ilaçların yerini tutamadı. Yan ilaçlar oldu genelde. Şu ilaç çıktı. Tabii insanların da kolayına geliyor. Doktorların da kolayına geliyor. Gerçekten ketojenik diyeti öğrenmek, anlamak, uğraşmak, takip etmek çok zor. İkinci planda kalmış ta ki Charlie Foundation kurulana kadar, ta ki Charlie ortaya çıkana kadar, ta ki Jim Abraham bu derneği kurana kadar ve o filmi çekene kadar. Ondan sonra Charlie Foundation bu işi ele almış ve ondan sonra tüm dünyada yayılmaya başlamış. Çok değerli diyetisyenler barındırıyor hala şeyinde. Çok güzel bir hesaplama sistemi geliştirdi. Ve hala bunun başını çekiyor. Bütün kongrelerde açılış konuşmasını Jim Abraham yapar. Yaşından o dolayı filmden her zaman... Filmden ve olaydan çok kısaca bahseder misiniz? Yani seyredenler için fikir olsun diye. Çünkü evet. filmi de aşağı linklemeye çalışacağız. First do no harm, filmin adı bu. Önce zarar verme. Bizim zaten doktorlar için, doktorların temel ilkesinin bu olması lazım. Önce
zarar verme. Filmin adı bu. Evet. Kayıtlı bir problem yok herhalde, değil mi? Hayır, bir şey çıktı. Bir promosyon bir şey çıktı bilgisayar ekranında da onu kapattım. Tamam. Search through no heart. Önce zarar verme. Filmin adı bu. Meryl Streep oynadı. Ben de kendisiyle tanışma şerefini elde ettim. Ne güzel. Chicago'da. Evet, şöyle olmuştu. Herkes hastalarını götürebiliyordu Amerika'da kongreye. Hasta sahiplerinde katıldığı toplantılar oluyordu. Ben götüremedim. Profesyonel bir fotoğrafçıya fotoğraf çektirdim. Hastalarımın fotoğraflarını çektirdim. Fotoğraflarını götürdüm. Meryl Streep'e imzalattım ve hastalarımı geri verdim. Onlar için çok güzel bir armağan oldu. Onlar da gitmiş oldu oraya bu şekilde. O ünlü bir yönetmenin oğlunda. Evet, Jim Abraham ünlü bir yönetmen. Ondan sonra oğlunda bayağı dirençli epilepsi nöbetleri oluyor. Eğer girer bakarsanız YouTube'dan geriye doğru Charlie'nin nöbetleri falan diye. Çok ağır nöbetler, böyle vücuda zarar veren nöbetler çok ufakken başlıyor. Ve o dönem hastane dolaşıyorlar, hiçbir yerde fayda bulamıyorlar. İlaçlar şey yapıyor, bir sürü görüntülemeler oluyor. Dualar ondan sonra... Bir sürü doktorlar ama hiçbir çare bulunamıyor. O dönemde tabii ikinci planda kalmış. Böyle sosyal medya falan da yok. İnsanlar nereden duysun? Kütüphanelerde araştırarak ketojenik diyetle ilgili bir kitap buluyorlar. Filmde zaten göreceksiniz. Ben önceden spoiler vermeyeyim. Doktoruna gidiyor ama doktoru kabul etmiyor. O dönemde John Hopkins'le bu ketojenik diyet yapılıyor. Ama kimse şey yapmıyor, yani amiyane tabiriyle iplemiyor. O kitabı gösteriyor, bunu yapmak istiyoruz diyor. Doktor izin vermiyor, o nedenle hastaneden kaçırmak zorunda kalıyorlar. John Hopkins'e gidiyorlar. Ketojenik diyetle o durmayan çok ağır nöbetler duruyor. 2 sene yapıyorlar. 2 sene sonra ketojenik diyeti bitiriyorlar. Fakat nöbetler geri geliyor. Daha sonra 3 sene daha yapıyorlar. Ve ketojenik diyetle o nöbetler, o ağır nöbetler, o ağır epilepsi, o ağır kader bitiyor. Ve çocuk kurtuluyor. Şu anda 20'li yaşlarında, belki 24 yaşında. Hala hayatta, evet. Gayet sağlıklı, biz tanıştık, görüştük, gayet sağlıklı. Ve bilgi bulabilirse aşağı koyacağız, yoksa herkes kendi imkanlarıyla bir şekilde First Do No Harm filmini, bütün bilgiler aşağıda olacak videomuzun altında. Oradan ama bol bol şeyi hazırlasınlar ağlarken. Tabii. Yani Meryl Streep diyorsunuz zaten, kadının filmlerinin %50'si mendilde durumunda. Çok güzel. Ben Meryl'i olarak bile ağladım. Çünkü gerçekten o dönemde Charlie şey yapan, canlandıran çocuk dirençli epilepsi hastası. O da iyileşmiş ketojenik diyetle. Evet, ben olarak ağlamak için sizin Facebook sayfanızı kullanıyorum. Orada annelerin hikayeleri diyeyim yani. Onları okudukça böyle yani evlat sahibiyim. Yapabileceğim başka bir şey yok yani. Oturup ağlıyorum. Şeye dönelim. Biz bunu çok açıkçası rejim tırnak içinde mantığıyla yaptık, bir baktık çok iyi hissediyoruz şu bu. Evet. Bir noktada benim beynimdeki şalter de yerinden oynadı. Bu dedim bana kilo kaybından çok farklı bir şey verdi. Mental açıdan da iyi hissediyorsunuz değil mi? Beynimde bir şey oldu. Hayatla ilgili bir şey oldu. Yani çok pozitife döndü. Nasıl diyeyim, enerjinin gelmesiyle birlikte zaten hani yerimizde duramayan insanlar olduk vesaire onu geçelim. Hayata başka bir bakış açısı. Ben sonunda hani kendi kısıtlı bilgimle dedim ki ya bizim beynimizi iyileştiriyor. Başka bir açıklaması yok. Yani ya beyin hücrelerimizi bir şekilde besliyor. Zaten hücre zarları yağdan oluşmakta çoğunlukla. Herhalde dedim gerçekten bizim beynimizi açıyor. Şimdi siz otizme kısaca değindiniz. Bizim ilk bölümden beri tavsiye ettiğimiz, herkesin seyretmesini tavsiye ettiğimiz The Magic Pill filmi vardı. Orada da otizmli bir çocukla olan hikaye vardı, takip ediliyordu. Çok komik oldu. Bu kadar önemli, belki daha yaygın. Derken ay dedim, değişik bir şey söyledim. Neymiş bu mucize ilaç dedim. Ondan sonra bir açtım, içinden ketojenik diyet çıktım. Ve Hawaii'de geçiyor olay, değil mi? Evet. Hawaii'de. Oradaki diyetisyen arkadaş da benim arkadaşım, şeyde tanışmıştık, kongrede tanışmıştık. Onları gördüm. Birçok hikayeyi takip ediyor. Hala bu bölümümüzü seyredip de evet, kanserli bir hastayı takip ediyor, ileri yaşlı diyabeti olan birini takip ediyor, otizmli bir çocuğu takip ediyor vesaire. Biz açıkçası onu seyredince böyle bir bittikten sonra ekranın karşısında şöyle bir kala kaldık. Yani insan bir sarsılıyor. Biz ne yapıyoruz diye. Tabii.
Siz bizim yani kliniğin içinde olsanız, benim odanın içinde dönen olayları görseniz, her gün yani uçarak gidersiniz, çok mutlu gidersiniz evinize. Bu Emine, bana yetiyor zaten. Evet, çok çok da ağlarım. Ben çok ağlak zırlak bir insanım. Şimdi alışıyorsunuz. Otizmli hasta görüyor musunuz? Yani sizin alanınız epilepsi biliyorum ama biraz ketojenik beslenme ve otizm arasındaki bağlantıdan bahsedelim mi? Tabii ki. Şimdi ketojenik diyetin otizmde indikasyonu var. Otizmde indikasyon alana kadar ben biliyordum otizmde etkili olacağını ama çok otizm hastalarına bulaşmıyordum, almıyordum otizm hastalarını. Çünkü hiç şeyden, etikten ve bilimsel yoldan şaşmadım. Şaşmayacağım da. Otizm hastalarını almaya başladım ama şöyle, otizm ailelerinde yani farklı bir şey oluyor. Aşırı bir beklenti oluyor. O zamana karşı sabrı çok gösteremiyorlar. Hani şey olarak söyleyeyim, yani biz bize gibi söyleyeyim size. Çok çok iyi anlıyorum, evet. Bir de otizm aileleri suistimali çok müsait. Şu da tedavi ediyor, bu da tedavi ediyor. Yok ışın tedavisi, şu tedavisi, oksijen tedavisi derken dağılıyorlar. Yani diyete odaklanmıyorlar. Ben bayağı denedim otizm aileleriyle yürümeyi. Üstelik birinci aydan itibaren fayda görmeye başlıyorlar. Hem hiperaktiviteleri azalıyor, parmak ucunda yürümeleri azalıyor, konsantrasyonları artıyor. İlk birinci aydan itibaren fayda görmelerine rağmen şey yapmıyorlar, yani ketojenik diyete bağlı kalmıyorlar, yan yollara sapıyorlar. Benim dediklerimi yapmamaya başlıyorlar. Sonuçta otizmde de bir beyin iyileşmesi olması gerekiyor. Aynı epileptogenezi sınırladığı gibi ketojenik diyetin. Otizmde de bazı hücresel düzeydeki olayların düzelmesi lazım ve bunun için de sabır gerekiyor. Çünkü sinir hücresi çabuk iyileşen bir hücre değil. Bir yerimizi çizdiğimiz zaman, bir yerimizi çarptığımız zaman mesela deri hücreleri çabuk iyileşiyor. Ama beyin hücreleri daha uzun sürede iyileşiyor. Ben size bir örnek vereyim. 2017'de benim kolum hasarlandı, felç geçirdim. Bir daha sağ kolun çalışmayacak dediler. Ve ben çok dirençli bir şekilde, hem pozitif bir şekilde önüme baktım, fizyoterapime devam ettim. Benim ameliyatımı yapan doktor bile hani çok düşük bir şans demişti. Ama şu anda sağ kolum çalışıyor ama iyileşmesi bir yıl mesela hiç oynamadı. Ben ümidimi kaybetmeli miydim? Asla. Bir yıl hiç oynamayan kol şimdi. Bakın. Sağ kolum hiç çalışmıyordu. Ketojenik diyet mi yaptınız? Ketojenik diyet iki kere denedim, yapamadım. Çünkü nöropatik ağrılarım var. Onları çok arttırıyor. Yani hissiyatı arttırıyor. Maalesef onu yapamadım ama çok iyi bir şekilde doktorumun tavsiyelerine uydum, fizyoterapistin tavsiyelerine uydum. Çok düzenli bir şekilde ve istikrarlı bir şekilde, sabırlı bir şekilde fizyoterapime devam ettim. Umudumu hiç kaybetmedim. Şimdi her şeyimi yapıyorum. Şükür. O yüzden nörolojik hastalığı olan insanların da bir tedavi yoluna girdiği zaman otizmi de ben bunun içine katıyorum. Hatta şunu da parantez açarak söylemek istiyorum. Otizm hastalarının %65'inde EEG bozukluğu oluyor. Epilepsi eşlik edebiliyor. Yani beyinde hücresel düzeyde bir bozukluk var. Genetik sebepler var. İleri baba yaşı deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Bir liste sayarım size 50 tane ama ispatlanmışı, hani aşılar deniyor, şu bu falan filan deniyor. Bilimsel olarak ispatlanmışı 2 tanesi. Yeni doğan yoğun bakımda kalması ve ileri baba yaşı. Onun dışındakiler hepsi farazi, soru işareti. Ama sonuçta beyinde iyileşmesi gereken bir şey var. Aktivitesi düzenlenmesi gereken sinir hücreleri var. Ben herkesin anlayabileceği şekilde söylüyorum. Ve bunun için sabır gerekiyor. Sabır, doğru beslenme, özel eğitim. Şeyde bu gerekiyor otizmde. Bir hastanızın, bilgisayarımdan bakacağım, isim vermiyorum elbette ama benim kızım epilepsi hastası, 3,5 aydır diyetteyiz. Çok şükür anne diye seslenişini duydum. Evet. Konuşmamış evet. Hiç. Biraz önce evet telefonumda onu arıyordum. Size onu dinletecektim. Hani o anne deyişini bana göndermişti. O da ekran çıktısını yollamış. Orada tabii play tuşu çalışmıyor ama evet. Anladım hemen o olduğunu. Yani bu nasıl bir mutluluktur? O anne nasıl aklı yerinde kalır o kelimeyi duyduktan sonra bilmiyorum. Konuşmuyordu hiç. Anne demiyordu herhalde hastanız. Hayır. 3,5 ay ketojenik diyetle. Evet. Kanser ilişkisine geçelim. Kanser. Oruç, ketojenik diyet ve kanser. Kanser. Şimdi benim kanserli hastalarım da var, beyin tümörü olan hastalarım da var. Onlardan örnek vereyim. Bir kere kanser hücresi şekerle besleniyor. O yüzden mutlaka kanseri olan, tümörü olan herkesin ketojenik diyet yapması lazım. O zor kemoterapi. Bunu
dönemlerini atlattıktan sonra. Hocam Allah rızası için diyeceğim. Bir daha söyleyin. Kanser hücresi neyle besleniyor? Nerede besleniyor? Ketonla beslenemiyor. Arada bir şeker yesek ama elma bir tane yesek ama birazcık portakal yesek olur mu? Benim günde milyon kere aldığım bir soru olduğu için size soruyorum yani. Bu doğru mu değil? Arada bir. O insanın hani yaşama istemesiyle bağlı olan bir şey. Tabii ki hani böyle düşük glisemik indeksi karbonhidratlar alınabilir ama hepsinin hesaba girmesi lazım. Şimdi benim kanserli olan hastalarım klasik rigid ketojenik diyet yapıyorlar. Yani her şeye grama dayalı. Portakal bile yiyecek olsa onun panzehiri olan yağın karşısında hesaplanmış olması gerekiyor. Hani Panzehir olarak mı görüyoruz yağı? Karbonhidrat. Evet, zeytinyağı. Evet. Wow. Çok güzel. Evet. Genelde düşük glisemik indeksli karbonhidratlar kullanıyoruz. Her şey hesaba girdiği için eğer portakal yemek istiyorsa onun sistemde hesaplanıp mutlaka karşısında bir yağ değerinin olması lazım. Bu illa zeytinyağı olması şart değil. Hı-hı. Yağ kaynağı olarak ceviz, ayçiçek yağı demeyeyim pardon. Evet. Rafine yağlar o. Kabak çekirdeği falan onları da alabilir. Avokado. Ceviz olabilir. Akademiye, avokado olabilir. Her tür yani hesaba giren her şeyi yiyebilir ama yeter ki düşük glisemik indeksli olsun. Mutlaka kanser hastalarının, tümör hastalarının ketojenik diyet yapması lazım. Benim bu şekilde olan küçük çocuklarım var, hastalarım var. Kanseri, tümörü olan hastalarım var ve ilerlemiyor. 6 ay ömür biçilen çocuklar 4 yıl yaşıyor. Hala yaşıyorlar yani. Allah uzun ömür versin. Bazen böyle hani kelimelerim kitleniyorum. Şöyle bir şey, tekrar çok kısıtlı ve hani medikal olmayan cümlelerimle şunu toplamaya çalışacağım. Kanser neticede hasarlı bir hücre ve bunlar, hı hı, bölünerek çoğalıyorlar ve bir noktada bir sürü fonksiyonunuzu engeller hale geliyorlar. Oruçla, uzun, hı, saatler oruç tutarak, aralıklı oruç tutarak, uzatmalı oruç tutarak vesaire, sağlıklı, evet, hücrelerin vücutta yemek gelmeyince gidip bu, evet, sağlıksız olan, evet, hücreleri yiyerek tükettikleri söylenmekte. Benim kısıtlı anlayışım doğru ise. Dolayısıyla aynen, hani doğru, kanser bir hücre olayıysa siz vücudunuzu starve ettiğiniz, yani açlığa mahkum ettiğiniz takdirde, bunu ömür boyu açlık demiyoruz, bir şekilde, tabii, o hücreleriniz yaşamak için gidip bunlara saldıracaklar, bunları yiyecekler. Yani bu kadar düz mantıkla insanın aklına yatan bir şey daha olamaz. Tabii çok ince mekanizmaları ben burada açıklamıyorum, kafa karıştırıcı oldu. Elbette, elbette. Yani ben net mesajlar vermek istiyorum. Karbonhidrat yemesinler ya da dediğim gibi panzeri zehiriyle birlikte alsınlar. Sizin hesaplamalarınız nasıl bilmiyorum ama bizim hesaplamalarda her şey grama dayalıyor. İstedikleri her şeyi yiyebilir, hesaba giren her şeyi yiyebilir. Düşük glisemik indeksli olmak, evet, kaydıyla. Biz bir de bilmiyorum siz hani kan ketonunu kaçta tutuyorsunuz ama en az 3 olsun diyorlar. Yani normalin 30 katına yükseltmek gerekiyor kanser hücrelerini şey yapabilmek için, dizginleyebilmek için. Tamam, biz medikal böyle, biz evet, biz medikal olarak yapmadığımız için biraz hani geneli estetik kaygılar, ay pandemide çok kilo aldım, işte son yıllarda işte şu şekilde tiroiddendi, şundandı, bundandı, kilo aldım, kilo vermek istiyorum diyor. Bizim buradaki amacımız, yani bu videodaki sizinle görüşmedeki esas amacımız, ketojenik beslenmenin 2020'de çıkıp lay lay lon bir rejim tekrar tırnak içinde olmadığını anlatmak. Yani bunun bir bazı var, bunun bir tarihçesi var, bunun bir bilimsel dayanağı var. Onu bazen, evet, çaresizce anlatmaya çalışıyoruz ama şununla da çok karşılaşıyoruz. Aman bir hayat boyu da öyle yaşanır mı? Valla ben kendimi iyi hissettiğim sürece niye böyle yaşamayayım? Benim karbonhidratla işim, tahılla, bakliyatla işim bitti ve böyle yaşamaya devam edebiliyorum. Yani hani herhangi bir şikayetimiz yok. Eğer bir insan yaşlanmak istemiyorsa, yaşlılığa bağlı hastalıklardan, kronik hastalıklardan etkilenmek istemiyorsa, bu Parkinson olur, Alzheimer olur, yaşla birlikte MS ortaya çıkabilir. Bunlardan etkilenmek istemiyorsa, çünkü bizim genetik... Tamamen nörolojik olaylardan bahsediyorsunuz, beyinle ilgili. Beyinle ilgili olaylardan bahsediyorum ve aynı zamanda anti-aging biliyorsunuz, o konuya da gireceğim. Eğer yaşlanmak istemiyorsa ya da yaşlılığa bağlı hastalıklardan etkilenmek istemiyorsa, genetiğimizde ne var bilmiyoruz şu anda. Genetik silahı doldurur. Çevresel faktörler, beslenmemiz bu silahın tetiğini çeker.
Eğer buna maruz bırakmak istemiyorsak bünyeyi, zaten bizim yaşlanmamız mitokondrinin yaşlanmasıyla başlar. Mitokondri hücremizde enerji üreten organeldir. Mitokondriyal disfonksiyonu düzeltiyor bir kere ketojenik diye. Biz antioksidan olarak, anti aging olarak bir sürü haplar, vitaminler falan filan alıyoruz. Aslında en temeli ketojenik diyet. Mitokondri upgrade eden maksimum güç ketojenik diyetti. Yani antioksidan kapasitesi çok yüksek ve yaşlanmayı engelliyor. Yaşlanmaya bağlı hastalıkları engelliyor. Ben bu konuda bir konferans verdim İstanbul'da bir kongrede ve en zor hazırlandığım konuşmalardan biriydi. İngilizceydi. Hem doktorlara hem halka hitap edecektim. İngilizce hitap edecektim ve ketojenik diyetin anti-aging yani hücresel yaşlanmaya etkisini anlatacaktım. Çok hazırlandım, çok mekanizma okudum. Ben özetini söyleyeyim. Ketojenik diyet yapan yaşlanmaz. Ketojenik diyet yapan yaşlığa bağlı hastalıklara olma riskini azaltır. Yani çok azaltır. Ağzınızdan bal damlıyor. Size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ketojenik diyet dayanışması sanıyorum diyemeyeceğim. Biliyorum Türkiye'nin en büyük ketojenik diyet üzerine sayfası şu anda Facebook'un. Facebook üzerinden evet. Sayfada şu anda 40 bin kişiyiz. İnşallah hani yalvaracağım, yakaracağım her bir üyesine bu röportajımızı dinleteceğim. Başarı hikayeleri hashtag ile öncesi ve sonrası fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. Bazısı medikal sebeplerden başlamış oluyor. Bazısı tamamen estetik kaygılardan. Önemli değil. İnanın istisnasız bütün fotoğraflarda lütfen sayfayı ziyaret edin. Sadece o başarı fotoğraflarına bakın. Başarı hikayeleri fotoğraflarına. Hamin ve teyzeler genç kız oluyor. Evet. Yani bu kilo vermenin çok ötesinde bir şey. Her şey düzeliyor. Her şey düzeliyor. Yani kadınlıktan böyle tabii insan kendine özgüveni geri gelince elbet saçını da değiştirebiliyor, bir kıyafet giyim tarzını da değiştiriyor şu bu ama onun ötesinde bu insanların yüzlerine bakıyorsunuz. İfade evet hem ciltleri parlıyor hem de ifade böyle bir kadınlıktan, ağırlıktan veya hantal bir adamlıktan evet. Delikanlı pozlarına evet. Geçiyorlar. Yani bu çok garip bir şey. Evet. Anlatmakta zorluk çekiyorum. Doktor delikanlı. Olarak teyit etmeniz evet. Beni inanılmaz mutlu ediyor şu anda. Evet, Alzheimer'da da yapıyoruz bu arada. Amerika'dan gelen benim Alzheimer hastalarım var. O kadar farklı oluyor ki hafıza hemen güçleniyor. Ondan sonra tanımadıklarını tanımaya başlıyor. Aile tabii şokta. Ya nasıl bir şey, beslenme gözüyle bakıyorlar tabii de aslında bu bir tedavi. Evet. Nasıl bu kadar etkili olabilir? Yani sinir hücresinin iyileşmesini sağlıyor. O yüzden santral sinir sistemine uygulanan, santral sinir sistemini ilgilendiren birçok hastalıkta bu kullanılıyor. Multipliskler olur, Alzheimer olur, kafa travmaları olur, Parkinson olur, otizm olur, epilepsi olur. Artık zaten biz kongrelerde epilepsi konuşmuyoruz. Bunları konuşuyoruz. Diğer nörolojik hastalıkları konuşuyoruz. Yani derdimiz artık bu. Epilepsi, okey, tamam, cepte. Evet. Brain blown şu anda. Çok konuşmak istediğimiz ama bir türlü uzmanını bulamadığımız bir konu. Direkt siz bulmuşken kafa göz giriyorum. Kolesterol. O kadar evet. Korkuyorlar. O kadar büyük ön yargı var ki bu kadar yağ yiyince bizim damarlar tıkanacak. Bilmiyorsunuz. Moda olan bir şeyi yapıyorsunuz. Görürüz sizi 3 sene sonra. Moda değil. Yani kolesterol nedir? Niye var vücudumuzda? Niye korkuyoruz? Kolesterol şöyle. Zaten ketojenik diyet yaptığımızda kolesterolün yükseldiğini biz biliyoruz. Böyle aslında doğru bir kişiye çattınız. Çünkü bu konsensusta hiperlipidemi ve kardiyoloji bölümünü yazan kişi benim. O yüzden doğru kişiye doğru soruyu sordunuz. 2019 konsensusunda onu ulaşabilirsiniz internetten. Elif Koşul'dan. Siz bana linki atın ben de aşağı eklerim memnuniyetle. Linki de atabilirim size hepsini. Tamam. Şöyle kolesterolden korkmayalım çünkü benim yaptığım bir sürü çalışma var literatürde de. Biz ketojenik diyet yapan hastaların kolesterol, trigliserit, HDL, LDL seviyelerini takip ettik. Ondan sonra kalp kontrollerini takip ettik 6 ay aralarla. 3 ay aralarla da kolesterol, trigliseritlerini takip ettik. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. En büyük korku bakın ben defalarca grupta da yazdım. 70 yaşında annemi başlattım. Etrafı hemen oldu. İstanbul'da yaşıyor. Bir velvele, bir panik, bir bilmem ne. Bu yaşta nasıl yaparsın böyle bir şeyi falan filan. En sonunda annem uğraşmaktan sıkıldığı için ya kızım benim kötülüğümü isteyecek hali yok demiş. Ve
şey yapmış. Bunun üzerine de pandemiyle eve kilitleniyor. Evde ketoyu tek başına sadık kalarak devam ediyor. Bir noktada kan tahliline gidince doktor hemen diyor ki kolesterolünüz yükselmiş, statine bağlayacağız size. İlaç. Önce bana geldi. Anne dedim, bak ben doktor değilim ama aldığım bütün duyumlar kolesterolün başta yükseldiği sonra dengelendiği yolunda. İlaca sakın başlama. Evet. Şöyle oluyor. Hatta başta yüksek olan kolesteroller, başta olan, çünkü biz batın ultrasonuyla da takip ediyoruz hastaları, karaciğer yağlanmaları sonra düzeliyor. Başta çocuğun kolesterolü 230-250, birinci yılın sonunda 150'ye iniyor. Hem de 3'e 1 çok yağlı bir ketojenik diyet yapıyor. Başta olan karaciğer yağlanması ondan sonra birinci yılın sonunda düzeliyor. Binlerde olan, yani mesela başta kolesterolü yok. Birinci ayın sonunda binlere çıkıyor. Üçüncü ayın sonunda azalıyor. Ketojenik diyeti bir kesiyoruz, tekrar başlıyoruz. Şimdi bilmiyorum o nasıl oluyor, bilmiyorum. Geçen de oldu. Tekrar başladığımızda artık kolesterol bitmiş oluyor. Yıllar içinde vücut, gerçekten sözünüze katılıyorum. Yıllar içinde vücut alışıyor mu diyeyim, başka mekanizmalar mı devreye giriyor diyeyim. Ondan sonra doğru beslenme ile beraber mi gidiyor diyeyim. Çünkü bu kolesterol en çok fırtlatan şeylerden biri de aslında karbonhidrat. Yağdan ziyade. Statin satmak isteyenler tabii öyle demiyor. biz bu bölümde onlara dalaşmadan duracağız. Şöyle söyleyeyim. Kolesterol vücudumuzda zaten var olan bir şey. Evet, zararlı bir şey. Ne işe yarıyor? Duyduğum kadarıyla hani kolesterol zaten olmazsa hücrelerimize, organlarımıza kolesterol olmazsa buruşuk kağıt gibi, yani vücudumuz buruşur bir şekilde. Tabii, zaten yok, olması gereken bir şey. Bize 1000 sene neden yumurta yemeyin kolesterol yükselir, yumurta yemeyin. Şu anda ketojenik diyette insan kilosuna göre günde 8, 10, 12 tane gerekirse, hani tek protein kaynağı o gün onu da diyorsa yiyebiliyor. Bunu birine söylediğim zaman bana deli gözüyle bakıyorlar. Yok, ben bilimsel çalışmalarla karşılık veriyorum. Yani bunu birebir yapan ve bu konuyu uluslararası konsensusta yazan kişi olarak çok özet söyleyeyim, hiçbir şey olmuyor. Korkmayın. Ben çocuklarımın çoğunun kolesterolü 200-250'lerde gidiyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü 6 ayda bir kardiyoloji konsültasyonlarını da yaptırıyorum ben onların. Hiçbir şey olmuyor. Damar tıkanması, kardiyovasküler sorunlar yağdan ötürü? 0. Bence de, biz de söylüyoruz da inanmıyorlar. Onun için doktor olarak, uzman olarak sizi çağırdık. Şunu sorayım. Diyabet. Tipik diyabetle ilgili görüştüğümüz ketojenik diye beslenmeye başlayan, insülin direnci ve diyabeti birlikte almak istiyorum. Ketojenik diyete başlayan insanlar birkaç ay içerisinde, bunu istisna görmedim hocam, istisna görmedim. İlaçları bırakıyorlar. İlaçlarımı bıraktım diyorlar. Aynen öyle. Bel çevresi kalınlığı inceliyor. Ondan sonra zaten bel çevresi kalınlığı daha çok tipik diyabete eşlik ediyor. Şöyle anlatayım ben diğer dinleyenleri, siz zaten biliyorsunuzdur. Keton vücudumuzun diğer yakıt kaynağı. Açlık durumlarında ortaya çıkıyor ve böyle bu şekilde yemeğin içine matematik girdiği zamanlar yağdan ağırlıklı. Yani siz dökün bir ıspanak yemeğin üstüne bir kova yağ dökün, o zaman keton çok yakalayamazsınız. Özel hesaplamalar yapmanız lazım. Bizim açımızdan söylüyorum. Medikal ketojenik diyet açısından söylüyorum. Ya açlıkla ortaya çıkaracaksınız doğru beslenmeyle, ama o belli bir seviyeye kadar, yani 7'lere 8'lere tedavi edici özellikle ve komaya sokmadan çıkartmanız lazım çocuğu. Çok yavaş çıkartmanız lazım. Bizim istediğimiz seviyeleri çıkartmak için yemeğin içine belli bir hesaplamalar girmesi lazım. Mesela bir ıspanak yemeği yapacaksanız diyelim 30 gram ıspanak, 5 gram atıyorum yani çocuk yemeği olarak. Tabii. 5 gram soğan, işte 12 gram domates falan, mutlaka yemeğin içinde bir matematik olması lazım. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Vücudun diğer enerji kaynağı ve keşke biz hepimiz ketojenik diyet yapabilsek, ama maalesef sosyal şeylerimizi kaybediyoruz. Tabii ki bir kordona gidip rakı balık yapamazsınız. Çünkü yemeğin içinde bir şey olması lazım, matematik olması lazım. Yanınızda taşıyamazsınız tartınızı. Tabii ki. Evde çalışıp göz kararıyla yemeniz lazım. Keton bizim böyle durumlarda ortaya çıkan vücudumuzun diğer yakıtı. Ve tabii ki keton yükselirken kan şekeri düşüyor. Gayet normal olarak. Ketojenik diyette keton yükselirken kan şekeri düşüyor. Yani tipik diyabette fazla olan şeker düşmeye başlıyor.
Ben çok ünlü bir iş adamına İstanbul'da tip 2 diyabeti vardı. Ketojenik diyet yaptım. Ve hani şeyde kalıyorduk, yani benim amcam sayılır. Antalya'da bir otelde başladık. Gözümün önünde olsun diye, çünkü yaşı vardı. Ondan sonra ketojenik diyete başladık. Aşçısına öğrettim. Ondan sonra gramla tartmayı yapmayı falan filan. Onun damak zevkine uygun yemekler yapıldı. Ve adam iki tane şeker ilacı kullanıyordu, öyle söyleyeyim. Üçüncü ve dördüncü günde her iki ilaçtan kurtuldu. Çünkü vücudumuzdaki keton, yani diğer enerji kaynağı yükselince şeker düşüyor. Bu kadar basit mantık. Biz Los Angeles'tan da çok sevdiğimiz bir dostumuz Sayın Ömer Komili ile bir görüşme yapmıştık. Çünkü ben kendisine bir gün bir sohbet esnasında ben de işte ketojenik besleniyorum şu bu dedim. Kendisi çok 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 kiloluydu. Evet. Bu ketojenik kelimesi aklında kalmış, muazzam kültürlü bir beyefendidir. Eve gitmiş, karıştırmaya başlamış, etmiş. Bu arada doktorları da hayatıyla tehdit etmiş onu. Yani demişler ki morbid obezsin, ilaç seviyeleri metformin ve diğer diyabete bağlı bütün ilaçların artık maksimum seviyede ve sana yardım edemiyoruz. Ameliyat olman lazım bu noktada. Hiç alakası yok. Bu tamamen Maggie diye bir kızı dinleyip hani gidip neden bahsediyor bu kız deyip bilgisayara girip oradan oraya internette dolaşa 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 kendi kendine böyle bir şeye yeltenmiş, doktorlarına dahi söylemeden, ki bence ben bunu kimseye tavsiye edemem elbette. Evet. Fakat 2 hafta sonra aradığında beni, ki bizim hayatımızda 3 kere konuşmuşluğumuz ya vardır ya yoktur, sen benim hayatımı kurtardın dedi. Dedim estağfurullah, haşa Ömer Bey, ne demek istiyorsunuz falan filan. Maksimum limitteki dedi bütün ilaçlarımı sıfırladım. O adam 25 senedir ağır diyabet hastasıydı, tip 2. Tip 1 konusunda bir şey söylemek istemiyorum çünkü bilmiyorum. Açıkçası bilgim yok. Tabii hipoglisemi riski olabilir tip 1 diyabette. İnsülin çok az olduğu için, insüline bağımlı diyabet olduğu için o biraz riskli. Ama tip 2 diyabette tedavisi ketojenik diyet maalesef. Maalesef demeyelim, şükürler olsun. Hayır. Yani ben bunları ilaç firmaları açısından söyledim. Evet. Neden doktorlarımız? Bakın bir doktorla konuşurken size en baştan söyledim ben doktorlar aleyhine bölüm çektim diye. Açık açık çok dürüst oldum. Neden doktorlarımız 6 küçük öğünle besliyorlar diyabet hastalarını? Bilmem, ketojenik diyeti bilmedikleri için herhalde. Öğrenmeleri çok mu zor? İsterse insan her şeyi öğrenir. Benim hayatım öğrenmekle geçti. Yani hala öğreniyorum. Eğer inanırsa, araştırırsa, ondan sonra konfor alanından biraz çıkarsa o zaman öğrenir. Öğrenilmeyecek bir şey yok. Yani gerçekten ketojenik diyet birçok hastalıkta insanın hayatını kurtarıyor. Artı depresyon. Yani siz dediniz ya, bakış açım değişti. Depresyon. En önemli konulardan biri. Diyabet, kalp hastalığı, hepsini geçin. Bütün dünya depresyonda. Evet, antidepresan ilaçlar her yerde. Yani şeker gibi içiyor insanlar. Ketojenik diyet bakış açısını değiştiriyor. Depresyonu değiştiriyor. Depresyon da beyinde olan bir takım nörotransmitterlerin yanlış ve bozuk çalışmasıyla oluyor. Ketojenik diyet onu da düzeltiyor. Yani diyeceksiniz ketojenik diyet bu kadar işi nasıl yapıyor? Bir de biz kongrelerde etki mekanizmalarını konuşuyoruz. Ama hala ketojenik diyetin etki mekanizması tam olarak keşfedilmiş değil. Yani bir sürü hipotezler var. Ama hiçbiri daha tam olarak... Mesela ketojenik diyette kan pH'imiz ılımlı düşüyor. O ılımlı kan pH'inin düşmesinin de tedavi edici olduğu söyleniyor. Yine ketojenik diyette tabii mekanizmayı kuruyor araştırmacı kafasında ya da makalesinde. Evet. Yine keton yükselince ılımlı kan şekerimiz düşüyor. Ama korkmuyoruz. Hani açlık dönemleri oluyor ya, insanlar uzun süre aç kalırım da hipoglisemim olur da düşerim de bayılım da olmuyor. Çünkü vücut başka keton, yani başka yakıtıyla hareket ediyor o dönemde. O yüzden ondan çok fazla korkmamak lazım. O ılımlı kan şekeri düşüklüğünün de vücuttaki birçok şeyi, birçok hastalığı tedavi ettiği söyleniyor. Yine yükselmiş beta hidroksibütirik asitlerin de tedavi edici olduğu söyleniyor. Ve daha birçok mekanizma sayabilirim size. Yani sıkmak istemiyorum. Ben akşama kadar sizinle konuşabilirim. Sizde de sabah olur, o kadar vaktinizi almak istemiyorum ama medikal sebeplerle
kolesterolün çok yükseldiği veya şu veya bu. Başka beslenme çeşitlerine de elbet şans verenler var. Tabii Korkarak ki. kolesterolüm çok yüksek. Doktorum hayvansal gıdaları yasakladı. Hayvansal gıdalar bu kadar korkulması gereken bir şey mi? Benim çok sevdiğim dostlarımdan biri. Zorla seyrettireceğim. Gitti vegan oldu. Antepli kendisi. Nasıl Etten gayrısını yapıyor? tanımaz. Bana Evet. kalırsa 3 aydır sürüm sürüm sürünüyor. Yok, her insanın, şimdi ketojenik diyet her insanın sosyal alışkanlıklarına, beslenme şekline, ondan sonra yemeği pişirme tarzına göre ayarlanabilecek bir şey. Oldukça flexible. Bir taraftan çok rigid gibi görünüyor ama bir taraftan da çok flexible. Herkese uyarlanabilir. Her beslenme şekline. İnsanın o kadar kendisini kasmasını, bu diyeti yaparken böyle kendini harap etmesine gerek yok. Herkes yapabilir. Vegan olmasına gerek yok. Hayvansal yağlardan korkmamıza gerek yok. Hayvansal yağlar doğal yağlar zaten. Rafine yağlardan korkmamız gerekir. Ben insanların özellikle dirençli epilepsi hastalarının, annelerinin üzülmemesini, yani umut olduğunu, yani düzelmeyecek çocukların düzeleceğini, bırakılmayacak ilaçların bırakılacağını bilmelerini istiyorum. Yani umutları kesilmesin ve bazı yerler çok tecrübesiz oluyor. İnsanlar ketojenik diyet yaptım zannediyorlar. Halbuki kan ketonu 3'te 2'de falan hiçbir işe yaramıyor ki dirençli epilepsi. 6'ya 7'ye yükseltmek lazım ve medikal ketojenik diyette çok ciddi virajlar vardır. O virajları şey yapmak lazım. Çok bilmiyorum bu yayını hani dirençli epilepsi aileleri izleyecek mi? Sizin O sayfanıza mutlaka koyacağız. Ayrıca ulaşabileceğimiz her kanala ulaştırmaya çalışacağız bunu. Neden olmasın? Virajları dönebilmek lazım. Önemli olan orada başlamak da arabanın kontağını çevirmek de değil. O arabayla giderken tümseklerden geçebilmek de, virajları dönebilmek de. Çünkü iyileşme sürecinde nöbet artışları, nöbet azalışları, EEG bozulmaları olabiliyor. Bu normal, bir yara iyileşmesi gibi kabul edin siz bunu. Bu normal. İnsanların moralinin bozulmaması lazım. Tamamen doktora kendisini emanet etmesi lazım. Biz o arabayı kullanacağız ve varması gereken yere vardıracağız. İlaçları da bırakacağız. EEG'yi de düzelteceğiz. Çocuğunu tekrar kendisine armağan edeceğiz. Yani olay bu bizim yaptığımız. Bu işin uzman bir doktor tarafından gün be gün Evet. kontrollü olarak yapılması lazım. Dün bir hastanız yazmıştı, kısaca değineceğim. Çocuğunun kolesterolü çok yüksek olduğu için siz ara vermesini istemişsiniz. O da Doğru. endişeyle sizin sayfanızı soruyor. Böyle bir şey yaşayan var mı? Dedim ki zaten doktorun sayfasındasınız. Doktorun kontrolünde yani. Siz lütfen ona güvenin. Bırakın. Orada da gördüm yani. Çocuklarda bile bu kolesterol yükselmesi olayının olabileceğini Olabilir. orada okudum. Şunu söylemek istiyorum. Kolesterol yükseklikten hiç korkmayın ya da korkmasınlar. Zeytin ağacının yaprağının çayı kolesterolü öyle bir düşürüyor ki zınk diye. Bunu keşfettim ben. Hiçbir ilaca gerek yok. Korkanlar onu içsin. Günde Zeytin 5 kere. ağacının yaprağının Yaprağının çayı. içinde. Yaprakları topluyoruz ve kaynatıyoruz. Evet, ben size burada varsa göstereyim. Ha, burada. Şurada var. Hatta bunun çok daha fazla faydaları var. Zeytin ağacının yaprağı çayı. Bunun yere düşmeden kurutulması lazım. Ve doğru dönemlerde kurutulması lazım. Üzerinde ilaç falan olmaması lazım. Bir bardak kaynatılmış suya 5-6 adet bu yaprağı atıyoruz. Benim bu kolumun hasta olduğu dönemlerde çok fazla içtim. Şu anda zaten COVID açısından da popüler. Ondan sonra süzüyoruz. Bazen çok acı olabiliyor. Aldığınız yere bağlı. Bu hiç acı değil. Daha sonra isterseniz stevia koyabilirsiniz, isterseniz öyle içebilirsiniz. Günlük su tüketiminizi bu şekilde yapabilirsiniz. Kolesterolü unutun ondan sonra. Bu kadar net konuşuyorum. Çok güzel bir başlık aklıma getirdiniz. Kısa kısa değinelim. Ben sizin bütün gecenizi almak istemiyorum. Biliyorum biraz da diş Yani. ağrınızdan bizimle oturup konuşma inceliğini gösteriyorsunuz. Yani hani ne kadar minnettar olduğumu şu anda anlatamayacağım. Bir COVID ve ketojenik beslenme demek istiyorum. Covid ve ketojenik beslenme, onu da şöyle söyleyeyim. Bilmiyorum bunlar şeye girecek mi? Hani kendi aramızda mı konuşuyoruz Hayır yoksa hayır kayıt bunları yayınlayacağım çünkü mı? bizim şahsi tecrübemiz ve grupta da çok insanın şöyle bir şey 2 sene oldu tam 2 sene oldu gelecek hafta burnumuz akmadı bizim. Evet, Ve onu biz söyleyecek. maalesef yani bunu kesinlikle hani ben Covid'i takmıyorum anlamında
almayın ama pandeminin başından beri her gün marketimiz olsun, şu olsun, bu olsun, şehir içi gezilerimiz elbette maskeyle, elbette en başlarda özellikle korkudan eldivenle vesaire vesaire hayatımızı yaşamaya devam ettik. Ama 8 ay oldu ve bir şey yok yani, tık yok. Olmasını bakın, istemiyorum. Evet, yok. Hiç merak etmeyin. Gerçekten doğru gözleminiz. Benim ketojenik diyete başlayan hastalarım var. Engelli, yani yatan hastalar ve o hastalar daha sık akciğer enfeksiyonu geçiriyor. Ondan sonra yılın belli dönemlerinde hastanede yoğun bakımda yatıyorlar, serviste yatıyorlar. Ayda bir enfeksiyon geçiriyorlar, ağır akciğer enfeksiyonları. Ve bu çocuklar ketojenik diyete başladıktan sonra hastalanmıyorlar. Hastaneye yatmıyorlar ya da enfeksiyonu çok hafif geçiriyorlar. Benim COVID olan ailelerim var, onların çocukları var ketojenik diyet gören. Çocukları ya bulaşmıyor ya da çok hafif geçiriyorlar. Öyle söyleyeyim. Zeytinyağı zaten antimikrobiyaldir. Bırakın hani zeytin ağacının yaprağını, esas zeytinyağı yani o zeytinin meyve suyu aslında. Soğuk sıkımdan bahsediyoruz herhalde. Hiçbir işlem görmemiş soğuk sıkım zeytinyağı. Evet, evet. Daha konuşacağımız çok konular. Neyse. Ben özellikle COVID bakın ben de... yani diyorum size, ben sizinle şu anda akşama kadar konuşabilirim. Önüm bir iki tane yani kısacık sorum var. Bu COVID'den sonra böleriz. Vaktiniz el verdiğince sizinle tekrar bir görüşme yapmak. Yani... Sevdiğim bir konudan bahsediyorum zaten. Anlaştık. Hayatım benim bu konu. Çok seviyorum gerçekten bahsetmeyi. Benim çocuklarım hasta olmuyor. Yani ketojenik diyet yapan çocuklar hasta olmuyor. Aileler de artık bakıyorlar çocuklarınınki doğru beslenme, ona yakın besleniyorlar. Artık o aileler hani çocuğun canı çekmesin diye ekmek, pilav, makarna, çünkü algıları da açılıyor. Çocuğun yemesinin sakıncalı olduğu gıdalar da eve girmez oluyor. Ailelerimiz de ona benzer beslenmeye başlıyorlar ve o aileler de COVID'i ya atlatmıyorlar ya da çok hafif geçiriyorlar. Daha güzel haber olamaz bence. Ketojenik diyet enfeksiyon sıklığını ve ağırlığını azaltıyor. Ve antimikrobiyal özelliği olduğu için zeytinyağının virüse de çok iyi geldiğini düşünüyorum. Yani virüsten korunma açısından. Soğuk kullanmaktan mı bahsediyoruz? Çünkü biz ketojenikle beslenmeye başladığımızdan beri tüm yemeklerin içinde her şekilde, kızartmada da maalesef, yemek sıcak yemekte de, salatada da hani sürekli zeytinyağı kullanıyoruz. Ama tabii... Amerika'da biraz masraflı oluyordur. Amerika'da pahalı, Türkiye'de ucuz. Yok, öyle değil. Türkiye'de her şey çok daha pahalı. Bilim üzerinden gidersek Türkiye'deki yani ketojenik mesela yani en fazla aldığımız sistemlerden biri şu. Siz orada car 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 konuşuyorsunuz ama Türkiye'deki pahalılıktan haberiniz var mı? Var yani, ama o pahalılığın sebebi biz değiliz yani maalesef. Tabii siz şimdi dolar olarak kazanıyorsunuz, o yüzden size pahalı gelmiyordur. Ama ben Türkiye'den gittiğimde hep böyle marketlerde gidip Amerika'da ya da Avrupa'da, İspanya'da bile, Hollanda'da Türk parası üzerinden hesap yapıyorum. Aa diyorum, ya zavallar ya, burada çok pahalı zeytinyağı. Ama işte burada 5.000 kazanırsak atıyorum 5.000'de zeytinyağına 9 veriyoruz. Türkiye'de 5 birim kazanıp zeytinyağına 100-150 veriyorsunuz. Evet, yani birim olarak konuşursak Amerika şu anda maalesef, yani maalesef değil bizim açımızdan iyi, daha hesaplı. Ama en azından şöyle, çoğu ailenin direkt üreticiye ulaşabileceği durumlar var. Birçok aile, benim işte amcamın zeytinlikleri var, şunu kullansak olur. Elbette, çok güzel bir şey. O çok güzel bir şey. Bu ülkemizin mucizesi, zenginliği. Ben bunu koydum işte ketojenik diyete. Çok da güzel oldu. Bu Akdeniz tipi ketojenik diyeti, bu şeye sokarken, ketojenik diyet olayına sokarken, Keto Calculator'ın simgesinde bacon vardı, işte mayonez vardı, şu bu. Ondan sonra orası da bu o kadar çok toplantılarda vurguladım ki zeytinyağı, zeytinyağı, zeytinyağı diye. Keto Calculator'ın simgesi değişti. Zeytinyağı oldu. Mükemmel. Valla biz ketojenik beslenme hakkında birazcık bilgi alalım, uzman gözü diyelim, işte efendim epilepsi diyelim dedik. Böyle karşımızda hani Türkiye'nin gururu bir... Sağ ol, teşekkür ederim. Uzman hekimle tanışma onuruna eriştik. Başka bir şey söyleyemiyorum. Hocam eğer vaktiniz olursa, belki gelecek ay, belki ondan sonraki ay, bu yayınımızı da herkesle paylaştıktan sonra, eğer bize çok fazla soru gelirse, elbette herkesin size yüklenmesini falan istemiyoruz ama biz o sorularımızı derleyebilirsek, bir başlık altında toparlayabilirsek, sizinle tekrar görüşmekten inanılmaz büyük bir mutluluk duyarız.
Tabii ki. İsterseniz daha sonra daha ince mekanizmaları açıklayabilirim. Daha Çok fazla güzel bilimsel olur. çalışmalardan bahsedebilirim. Çünkü bilimsel çalışmalardan bahsedince ve tecrübelerden bahsedince insanların gönlü rahatlıyor. Şimdi başta korkuyorlar tabii normal olarak. Ama işin mantığını, bilimsel sonuçlarını, tecrübeleri dinleyince ha diyorlar. O zaman rahatlıyorlar. Ben ailelere de hiç üşenmeden 9 yıldır her salı yaklaşık 2 ya da 3 saat bazen 4 saat süren eğitim veriyorum. İnsanların bunun mantığını kavrayabilmesi için zaten dün de paylaştım artık online da eğitim veriyorum. Hani bizim eğitimimize online bağlanıyorlar. Ondan sonra, bunu insanların çünkü çevresine anlatabilmesi lazım. Hem öğrenmesi hem anlatabilmesi lazım. İnanın benim birçok hastam yani ya da hastalarım %90'ı diyeyim. Türkiye'deki birçok sağlıkçıdan çok daha iyi ketojenik diyet biliyorlar. Gittikleri hastanelerde yani öğretecek durumda kadar oluyorlar. Çok bilinçli oluyorlar. Ben de rahat rahat gönül rahatlığıyla o çocuğu annesine babasına emanet edebiliyorum. Çünkü ben şuna benzetiyorum ketojenik diyete, medikal ketojenik diyeti diyeyim. Uçurum kenarında bisiklet kullanmak gibi bir şey. Bisiklet böyle biraz şeyini kaçırırsanız, lastiğini kaçırırsanız yuvarlanırsınız. Yani ketojenik diyetin istenmeyen yan etkilerini sorabilirsiniz bu arada. Çoğu kişi çünkü böbrek taşını falan filan soruyor. İstenmeyen yani doğru yönetebilirseniz her şey ve sonuçları çok güzel. Ama doğru yönetemezseniz ya istediğiniz sonuçları alamazsınız ya da komplikasyonlarını yaşarsınız, diyeti bırakırsınız. Ama komplikasyonların da halledilebilme yolları var. Onu da bilmek lazım. Yani mesela QT uzaması yapabiliyor kalpte çok nadiren. Tedavisi var. Böbrek taşı yapabiliyor %5 tedavisi var. İdrar alkalizasyonu yapıyoruz. Ya Bir da ne bileyim yaygın gördüğümüz saç dökülmesi, bacak krampları, keto flu başlarda yaşanan. Bunlar tabii medikal ketojenik beslenmeden bahsetmiyorum. Bu bizim yaptığımız o daha. bizde de oluyor. Onun için selenyumu, çinkoyu, bakırı yakından takip etmek lazım. Bir de magnezyum değerini yakından takip etmek lazım. Tamam. Biyotini. Biz yakından Bunlarla ilgili ben bir konuşma, görüşme imkanı daha ayarlamaya çalışacağım sizinle. Umuyorum kısa zamanda olur. Bu İnşallah. videoyu imkanım olsa bütün dünyaya yaysam ama Facebook'la, Instagram'la, sizin Facebook sayfanızla ve Instagram'ınızla, YouTube'la her şeyle bir şekilde yaymaya çalışacağız. YouTube'a ekleyebiliriz çünkü benim birçok hastalarım benim YouTube programlarımı ya da televizyon programlarımı izleyip geliyor. Okumaktan daha ziyade dinlemek, benim anlatırken ki o gözümün içindeki ışığı, o ışıkla beraber dinlemek onların daha çok hoşuna gidiyorlar. Dinleyip geliyorlar. Zaten Evet. bilgili ve bilinçli bir şekilde geldiği zaman çok daha iyi oluyor ve artık birçok hasta doktoru tarafından bana yönlendiriliyor. Bu daha da hoşuma gidiyor. Onun doktoruyla beraber bu işi yönetmek, çift doktor takip etmek hasta için en iyisi oluyor. O nedenle yine belli bir yere geldiğini düşünüyorum bu olayın Türkiye'de. Olay belirli bir yere geldi. Bizim çok yakın zamanda birkaç gün önce yaşadığımız yeni başlayan bir arkadaş özelden yazışırken dedi ki doktorum sizi seyretmemi tavsiye etti. Dedim estağfurullah bir de nasıl yani? Doktorun tabii bütün bunu anlatacak vakti yok. Oturup bir üniversite doktoru bir hastaya kaç dakika ayırabilir gün içinde? Acilen ameliyat olması lazımmış. Çok fazla kiloluymuş. Demiş ki kiloyu verdikten sonra ameliyat edebilirim seni. Resmen kağıt kalem almış. Üzerine YouTube keto kafası yazmış. Dedim şaka yaptığını söyle. Vallahi billahi dedi. Buyurun dedi. Kağıdı Instagram sayfamıza koydum. Yani doktorlar hani önlenemez bir şekilde bu açığa çıkacak, yayılacak bir şekilde. Tekrar teşekkür ediyorum. Umarım tekrar görüşebiliriz. Ben de sizinle tanıştığımızda çok memnun oldum. Ketojenik diyete bu kadar gönlünü koymuş başka bir insanla tanışmak beni çok mutlu etti. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Zaten sizde de olduğu gibi hani içimizden geldiği için büyük bir hevesle paylaştığımız için dikkat çekiyor. Aksi takdirde oturup hım hım Tabii. hım hım anlatılsaydı bir olay. Sizin de Çok gözünüzden, enerjinizden bunu alıyorum zaten. Enerjiler teşekkür. aynı paralelde buluşuyor. Çok memnun oldum. Sağ olun, sağ olun, var olun. Güzel İzmir'e selamlar, sevgiler. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah size de çok selamlar, sevgiler. İyi bir gün diliyorum. Güne yeni başlıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. İnşallah yolunuz düşer tekrar.
Yüz yüze Evet. tanışırsak çok çok memnun oluruz. Size Tabii ki ben de memnun olurum. Çok memnun oldum ben de, tanıştığımıza. ben de hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.